Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Glam Glow maskelerimden bahsetmek istiyorum. Nisan ayı gibi ekranda gördüğünüz paket satın almıştım. İçerisinde tüm Glam Glow maskeleri var. Ve o dönemden beri de bu maskeleri deniyorum. Küçük olanların hepsini bitirdim. Büyük olanın da yarısına kadar geldim. Dolayısıyla belli bir ilk izlenimim ve fikirlerim oluştu. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve kıyaslamak istiyorum maskeleri birbiriyle. İlk bahsetmek istediğim beyaz olan ki zaten en meşhur maskesi de bu markanın içeriği bayağı güzel olan bir maske bu faydalı killer var içerisinde salatalık var ve bolca da hidroksisitler asitler var yani bolca meyve asitleri ve salisilik asit görebilirsiniz içerisinde normal ciltlerin ve kuru ciltlerin de kullanabileceği bir maske diye tahmin ediyorum. Ama tabii kuruysa cildiniz fazla bekletmeseniz daha iyi olur. Gerçekten gözenek görünümünü azaltan, gözenekleri güzel bir şekilde siyah noktaları düzenli kullanımda temizleyen bir maske. Hem kimyasal hem fiziksel peeling yapıyor yapan bir maske. Dolayısıyla gayet güzel, hoş bir maske. Tavsiye ederim. Tekrar alır mıyım? Elimde buna benzeyen işleri yapan ürünler olduğu için almayabilirim. Ama satın da alabileceğim bir maske yine gayet başarılı buldum. Özellikle düzenli kullanımda da etkisinin görüldüğünü düşündüm. Bir maske 7 gramı 7 gram olarak söyleyeceğim size çünkü hepsi 7 şer gram. 7 gramını 3 kez kullanabileceğinizi tahmin ediyorum. Ya yani en azından ben de öyle oldu. İnce bir tabaka halinde sürebilirsiniz zaten. İçeriğini çok beğendiğim için de özellikle tavsiye ettiğim bir marka. Bir diğeri bu siyah olan ki benim bu maskeler içerisinde en beğendiğim maske olan e, Yatmat isimli gençlik maskesi. Bunun da içeriğinde farklı olarak hani çok e, başarılı bulunca içine bir bakmak istedim ne var bunun içinde acaba diye e, Fransa'da bulunan bir kil çeşidi ama çok fazla mineralli bir kil çeşidi kullanılıyor. Ya yani en fazla o var yani bu madden, bu maskenin içerisinde. O kil de hatta yenilebilir kil olarak da geçiyormuş. Bazıları bağırsak sistemlerini düzenlemek için de o kilden yiyorlarmış. İçerisinde en fazla ve farklı olarak o bulunduğu için bu güzel etkiyi de o maddenin verdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunlar benim tamamen düşüncelerim. Ne kadar gerçeğe dayalı onu bilemeyeceğim. Yani onun yorumunu size bırakıyorum. Siz de kendiniz araştırıp bakabilirsiniz. Ee, bu şu açıdan çok iyi bir maske. İlk kullanımda dahi maskeyi yıkadığınızda yüzünüzdeki farklılığı görebiliyorsunuz. Bu benim kullandığım ve çok sevdiğim bir peeling ürünü var. Dr. Brandon. Evet o peeling ürününün yaptığı etkiyi veriyor. Hatta ben bu beyazı kendi peeling ürünümle karşılaştırmıştım. O ona benzer diye düşünerek. Ama aslında yanlış maskeyle karşılaştırmışım. Siyah olan benim peeling ürünümün verdiği etkiyi veriyor. Yani e, siyah olanı o yüzden de çok beğendiğimi söyleyebilirim. İlk kullanımdan itibaren mesela akşama bir gece varsa bir parti varsa ya da ağır bir makyaj yapacaksanız zemin oluşturmak istiyorsanız düz bir zemin yüzünüzde e, bu maskeyi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ilk kullanımdan itibaren etkisini rahatlıkla görebileceğiniz bir maske Glamglow'un bu e, Mat isimli maskesi. Fakat e, bir de şöyle bir uyarı yapayım. Biraz agresif bir maske. Yüzünüze ilk sürdüğünüzde yaklaşık bir 2 dakika, 3 dakika dayanılmayacak kadar yüzünüz yanıyor. Hatta ben hep o süreçlerde acaba yüzümü yıkasam mı bir şey mi oluyor yüzüme diye düşündüm. Ama bekledim yani son ana kadar daha önce e, yüzümün hiç yanmadığı kadar yandığını da hatırlıyorum. O konuda uyarmak istiyorum yani. E, kuru ve hassas bir cildiniz varsa maske belki biraz e, sıkıntı yaratabilir size. Ama yağlı gözenekli bir cildiniz varsa e, gerçekten çok sevebileceğiniz bir maske olduğunu düşünüyorum. Etkisini ilk seferden itibaren rahatlıkla görebildiğiniz için. Bir diğeri yeşil olan e, Glam Glow Power Mat olarak geçen maske. Bu da aslında siyahla benzer işi yapıyor. Fakat biraz daha normal ve kuru ciltlere uygun olan bir maske olarak düşünüyorum. Yani yağlılar zaten kullanabilirler ama hani siyahı kuru ciltler ya da hassas ciltler biraz kullanmakta çekinebilirler diye düşünerek o maskenin verdiği sonucu almak isterlerse bu yeşili kullanabileceklerini söyleyebilirim. Yani bu da Siyah kadar olmasa da gerçekten yüzünüzde bir farklılık hissettiriyor. Yüzünüzü gerçekten daha böyle pürüzsüz, gözenekler daha darlaşmış en azından. O şekilde görebiliyorsunuz. Yeşil elma kokuyor. Diğeri yeşil çay ve limon kokuyor. Ama onun kokusunu sevmeyen çok büyük bir kitle olduğu için koku yüzünden de bu siyahı kullanamıyorsanız bu yeşil yeşil elma kokuyor. O yüzden onu rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğeri bu mor olan bu da e, gravit mat olarak geçen ve yüzünüzü kaldırdığını iddia eden maske. Bu hatta tek kullanımlık, 7 gramlık ürün, tek kullanımlık. Ama biraz önce ben açtığımda bu maskeyi elime ürün geldi. Böyle gördüğünüz gibi onu e, videonun sonunda da kaldırarak göstereceğim. Böyle kalın bir şekilde uygulamanız gerekiyor bu ürünü. Ee, ve kuruduktan sonra da kenarından tutuyorsunuz. Şöyle böyle soyarak çıkartıyorsunuz. Ee, 7 gramlık ürünü o yüzden sadece tek seferde kullanıp bitirmeniz gerekiyor. Şimdi etkisini görebildiğimizi söyleyemeyeceğim. Yani herhangi bir yüzümde bir kaldırma efekti göremedim. Ve maske çok çabuk bitebilecek olan bir maske. Dediğim gibi 7 gramı bir kullanımlık yani siz 40 gramlık bir kavanoz aldığınızda bunu muhtemelen 5 ya da 6 kez kullanabilirsiniz. Ve arkasında haftada 2 kez kullanın diyor. E yani hani 2 haftada 3 haftada bu maskeyi bitireceksiniz demek bu. E, fiyatlı da bir maske olduğu için ve sonucunu da çok fazla göremediğim için ve çabuk da bittiği için yani hiçbir anlamda mantıklı gelmedi bana bu maske. Alır mıyım? Almam tabii ki Yani bu kadar şey söyledikten sonra. Ee, eğer yüzünüzü kaldırmak istiyorsanız bir maske önerebilirim ama. Clarins markasının Beauty Flash Balm isimli bir e, balm maske e, karışımı bir şeyi var. Onun hem etkisini görebiliyorsunuz hem miktarı fazla hem fiyatı çok daha uygun. Yani e, onu tavsiye edebilirim eğer böyle bir ürün arıyorsanız. Bir diğeri de bu gördüğünüz turuncu e, flash mat yani aydınlatma efekti verdiğini iddia eden maske. İlk önce arka arkaya 3 gün kullanmanız gerektiği yazıyor. Daha sonra da haftada iki kez kullanabiliyormuşsunuz. 7 gramlık bu maskeyi ben 3 kere kullanabildim ve arka arkaya 3 gün kullandım. Yani o tavsiye edilen gibi uyguladım. Aydınlanma oldu mu? Evet kesinlikle oldu. Yüzünüzü aydınlatıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama alır mıyım? Bunu da almam. Çünkü piyasada buna benzer birçok ürün var ve çok daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. İçerisinde zaten bolca niacinamide isimli madde olduğu için ya da niacinamid e, ikisi de iki türlü okunuyor sanırım. Tam emin değilim. Yani o madde olduğu için zaten bolca aydınlanma efektini de o veriyor. Ve e, içerisinde o maddenin olduğu yüzlerce çeşit ürün var. O yüzden almam. Ama aydınlatıyor mu? Evet kesinlikle aydınlatıyor mu söyleyebilirim. Bir diğeri Thirsty Mud olarak geçen nem veren maskesi. Bu da 7 gramı 3 kez kullanılabilen bir maske. Nemlendiriyor mu? Evet. Bu da kesinlikle nemlendiriyor. Bolca Hindistan cevizi kokan bir ürün. Ama içerisinde Hindistan cevizi ekstresi böyle neredeyse son içeriklerden bir tanesiydi. Yani Hindistan cevizi yağıyla nemlendiriyor gibi düşünmeyin. Ama kokusu Hindistan cevizi kokusu. Ee, bunu alır mıyım? Almam. Nedeni de şu herhangi bir nemlendirici kremden ekstra bir farkını ben göremedim. Zaten içerik listesinde de bana farklı gelen bir şeyle karşılaşmadım. Yani hemen hemen bütün nemlendirici kremlerde, ürünlerde bulunan maddeler var içerisinde. Ee, ve yüzün de çok kuru olmadığı için çok e, sevdiğim ya da çok özel bulduğum bir maske değil. Belki yüzüm çok kuru olsaydı çok büyük bir rahatlama sağlardı. O zaman bilemiyorum ama içerik listesini de kontrol ettiğim için öyle ekstra bir özelliğini göremedim açıkçası o yüzden bir daha satın alır mıyım almam ama nemlendiriyor mu evet kesinlikle nemlendiriyor gece maskesi olarak da kullanılabilen bir ürünmüş ben yüzümde 2-3 saat tutmuştum ondan sonra da yüzünüzdeki fazlalığı siliyorsunuz zaten o gün öyle bayağı yumuş yumuş hani yumuşak oluyor gerçekten bayağı hani yumuşak bir cildiniz oluyor ama yani bilmiyorum öyle çok özel gelmedi bir daha almam yani bunu Şimdi genel olarak da toparlamamız gerekirse bu maskelerin içerisinde kesinlikle almayın diyebileceğim tek maske var. O da mor olan. O da hem efektini göremediğim için hem fiyatı yüksek olduğu ve her kullanımda çok fazla ürün kullandığınız için. Onun dışında diğer maskelerin hepsi e, ettiği şeyi bence sağlıyor. Fakat onların içerisinden de yeşili, turuncuyu ve maviyi yani aydınlık veren, e, nem veren, ve yüzünüzü, gözeneklerinizi temizleyen bu maskeyi satın almam. Onların nedeni de dediğim gibi bu ikisini turuncu yani aydınlatıcı ve nemlendirici maskeyi zaten piyasada başka şekilde de elde edebileceğim için daha uygun fiyata. Bu yeşili almama sebebim ise eğer illa bir Glam Glow maskesi alacaksam ve amacım gözenek temizlemekse siyahı tercih edeceğim için yeşili almam. Ama dediğim gibi eğer sizin cildiniz daha Normal daha kuruysa ve yine gözenek temizliği istiyorsanız o zaman yeşile bakarsanız daha mutlu olabilirsiniz. Ama ben kendi cilt tipim için illa bir şey alacaksam bu konuda etki sağlayan siyah alacağım için yeşile almam. Onun dışında beyaz elimde çok fazla hidroksesit ürünü olduğu için almayabilirim. Ama onlar bittikten sonra diyelim ki yine hidroksesit ve kille yüzme haftada bir iki kez. Temizlemek istiyorum, peeling yapmak istiyorum diyorsam, o zaman e, beyaz alabilir miyim? Alabilirim. Dediğim gibi içeriğini çok beğendiğim bir maske o da. Onu da o yüzden tavsiye ederim. Hem fiziksel hem kimyasal peeling yaptığı için. Şimdi e, kurudu mu tam olarak bilmiyorum ama kuruduysa bunu da çıkararak göstermek istiyorum size. Bunu böyle, bu mor olan maske, şuradan kaldırıyorsunuz ama. Ne yazık ki çok kurumamış. Ne yazık ki kurumamış. Biraz kurusun öyle geleceğim. Evet geldim. Kurudu şimdi elimin üstü. Size nasıl soyulduğunu göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi tek parça olarak çıkıyor. O yüzden kalın bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Öyle çok ince bir tabaka sürerseniz kesinlikle çıkmayacaktır. Mesela buralar ince olmuş, yani burası çıkmıyor. Öyle düşünebilirsiniz. O yüzden de az miktarda kullanabilirsiniz. Ha oyun olsun diye alıyorsanız, yani böyle e, güzellik malzemelerini ya da bakımı bir çeşit eğlenceye çevirdiyseniz, ben de bazen öyle oluyor çünkü. O zaman evet sevebileceğiniz bir maske olabilir. E, onun dışında dediğim gibi bu mor hariç. Ben hepsini tavsiye ediyorum. Hepsi söylediği şeyleri yerine getiriyor bence. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.